Sayın seyirciler, İnegöl'de otelcilik ve turizm alanında faaliyette bulunan 21 firma temsilcisinden oluşan Müteşebbis Seyit adına basın toplantısı düzenleyen Ortakçı Grup Genel Koordinatörü Necati Düşmez, öncelikli olarak İnegöl'de bir otelcilik turizm fakültesi, şartların zorunluluğu halinde ise İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir otelcilik turizm programı açılmasını istediklerini bildirdi. Genç İş Adamları Derneği. İnegöl'de otelcilik ve turizm alanında faaliyette bulunan 21 firma temsilcisinden oluşan Müteşebbis Heyet adına açıklama yapan Necati Düşmez, 57 ilden Büyük İnegöl'de yeni ihtiyaçların doğduğunu, ayrıca yeni şehre kurulmakta olan sanayi bölgesi ve ulaşıma açılmış olan hava alanının da İnegöl'ü sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir yere getireceğini, bu yüzden de turizm ve otelcilik sektöründe kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu, İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde İnegöl Turizm Otelcilik Programı açılmasını istediklerini söyledi. Ondan da yatırımlar geldiği takdirde 2000 üzerine oda olacak demektir. Bu yaklaşık 3000 yatak. İnegöl'de her gün farklı 3000 kişinin ticaret amacıyla geldiğini göz ardı etmezsek ki büyük bir rakam bu. Bu alanda nitelikli hizmet üretmenin öneminin çok büyük olduğu yadsınamaz. Biz buradan yola çıkarak İnegöl'deki tüm otelciler, İnegöl ve Oylat'ı birlikte ele aldık. Restoranları ele aldık, pastaneleri ele aldık, sizinle bilgimi paylaştım. Ticaret Odası'nı Genç İş Adamları Derneği'nde arayarak turizmi canlandırmak üzere turizm bilincini oluşturmak, mevcut tesislerde çalışan insanları eğitimlilerden oluşturmak amacıyla İnegöl Meslek Yüksekokulu'na bir yeni bölüm açılmasının cazip olacağını düşündük. Başlangıç olarak en kolay yöntem olarak şu anda mevcut yüksekokulun bünyesinde bir otelcilik ve turizm bölümünün programı açılmasını çok elzem görüyoruz. Bu sektör, bu 21 tane destekçi kuruluşu bir araya getirirken araştırma yapan kişi olarak bile burada çalışanların sayısının benim düşündüğümden çok daha fazla olduğunu gördüm. Bizler elemanlarımızın çoğunu içi dışından getiriyoruz ve bunlar geçici oluyorlar. Bu sebeple daha kalıcı, dil bilen, giyimi kuşamıyla, hitabıyla nitelikli hizmet üretebilecek insanları artık İnegöl'deki firmanın başına getirmek, hizmet alanına sokmak gerekir diye düşünüyoruz. Bu anlamda yaptığımız araştırmalar, fizibiliteleri, destekçi kuruluşların çalışmalarını bir dosyaya toparladık. Ticaret Odası'nda özellikle Meslek Okulu Müdürlüğü'ne ve Uludağ Üniversitesi Rektörü'ne hitaben yazılı desteğini sağladık. Bunları bugün Kaymakamımız, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ve bilgi amacıyla belediye başkanımıza takdim ettik. Öncelikle 2 yıllık Meslek Yüksekokulu'nun içerisinde bir otelcilik ve turizm bölümünün açılmasını, gelen zamanda, ileriye okuduğumuz zaman, konjonktürün el verdiği ilk anda buraya 4 yıllık bir otelcilik ve turizm fakültesinin açılmasını özellikle talep ediyoruz.